Evet arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümünde artık ocağımız yandı, ısındı. Şu şekilde ateşi ortaya toparladık. Tenekelerle kenarlarını koyduk. Bu vaziyette ayarladık. Şimdi şurada bez var. İçinde su var. Onunla suyunu vereceğiz. Tandırımızın, yani kenarlarını sileceğiz. Ondan sonra şu elimizi ıslatma suyumuz. Şu da yumurta, işte haşhaş, çörek otundan hazırlamış olduğumuz yoğurt, tortumuz. Bu da hamurumuz. Şimdi nasip olursa yapıştırma işlemini geçeceğiz. En son bir hatırlatma daha yapalım. Ocağın şu iç kısmında şurada gözüken bir hava deliği var. Onun, ben boru yaptım oraya. Borunun da ağzını bu şekilde kapatıyoruz ki hava almasın. Hava alırsa ekmeklerimiz yanar. Daha harlı yanar ocak. Orayı kapatıyoruz ki ocağımız aşağıdan hava almasın ve içindeki ısıyla ekmeklerimizi pişirsin. Birazdan başlayacağız inşallah. Evet, şimdi tandırımızı şu şekilde gördüğünüz gibi tandırımızın suyunu bu şekilde veriyoruz. Hem daha temiz olur, hem de yapışması daha kolay olur. Evet. Şimdi suyumuzu verdik. Şimdi hamurumuza başlayacağız. Git. Evet. Bu şekilde yaptık. Bu şekilde de altı bu şekilde gidecek şekilde yapışacak. Olmadı. Biraz fazla açtık. Evet. İkinciye geçiyoruz. Az öncekini biraz fazla açtık. Şu şekilde yüzüne sürüyoruz. Evet, ikinciyi yapıştırdık. Evet. Bunu da şöyle karşıya yapıştırayım da. Tandırımız biraz yüksek olduğu için tabi ulaşması biraz zor oluyor. Şu şekilde.
Evet. Evet. Şu şekilde. Bunu da yapıştıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yapıştırma işlemi bitti. Şu kısmı da yaptıktan sonra kapağını kapatacağız. Büşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra sökeceğiz.